Merhaba arkadaşlar, Sim Racers Türkiye yöneticilerinden Mehmet ben. Daha önce de bir kutu açılım videosuyla karşınızda olmuştum aslında. Bir mini bilgisayar, USB stick bilgisayarla karşınızda olmuştum. Bu seferki kutu açılımımız biraz daha farklı bir konu. Bize daha çok yarayan bir konu aslında Sim Racers'lar için, uzun süre oyun oynayanlar için diyelim. Hepimizin bir sıkıntısı var. Ne? Uzun süre bilgisayarın başında oturmak. Ve bunu yaptığımız zaman, yani bilgisayar başında oturduğumuz zaman işte boyun ve bel ağrısı. Şimdi birçoğumuzda bu tarz bir bilgisayar sandalyesi var ki bu benim herhalde 15-16 yıldan fazladır kullandığım bir bilgisayar sandalyesi. Artık tahtanın üzerinde oturduğum için gördüğünüz gibi böyle kendime destekler, işte yastık, ne bileyim böyle örtü gibi şeylerle kendime destek yapmaya çalışıyordum. Şimdi bu bilgisayar sandalyesindeki en büyük problemim benim neydi aslında? Şu, hemen göstereyim. Oturduğum anda, şimdi direksiyon karşısında oturduğumda boynumu destekleyen hiçbir şey yoktu. Ve kulaklıkla oynuyorum. G35 bir kulaklık kullanıyorum. Doğal olarak kulaklığın ağırlığıyla beraber boynum devamlı hani şu ve şu şekilde kaldığı için yarışların sonrasındaki, biz DTM yarışları yapıyoruz. Bunlar yaklaşık olarak 1,5 saat civarında sürüyor. Bu yarışlar sonrasında ciddi anlamda bir boyun ağrısı çekiyordum. Ve karar verdim, artık emektara veda etmem gerekiyordu. O yüzden DXRacer serisinin Drift modelini aldım. Şimdi beraber onun kutu açılımına bakacağız. Kutumuz geldi bu arada. Öncelikle şöyle, ürünü almış olduğum, ürünü ben Adore'den aldım. Adore'ye çok teşekkür ediyorum. Perşembe gecesi, yani gece geç saatlerde ürünü sipariş verdim. Cuma sabahı çok erken saatte kargoya verdiler ve cumartesi günü, dün kutu geldi. Bu arada bir gün sizlere videoyu paylaşmak için bir gün kendimi tutup kutuyu açmadım. Çünkü ilk defa açılımı sizinle beraber yapacağım. Dediğim gibi Adore'ye teşekkür ediyorum bu hızlı kargosu için. Ve şimdi kutumuzu açmaya başlayalım. Bıçağı çok fazla kutuya yaklaştırmamaya çalışıyorum. Çünkü ürün hemen arkasında olabilir kapağın. Zarar görmesin. Evet, kutu zaten çok büyük. Hani geldiği zaman kargo firmasındaki taşıyan gerçekten zor taşıyordu kutuyu. Ki ben de gördüğümde şaşırmıştım açıkçası, bu kadar büyük bir kutu beklemiyordum. Şu bıçağımızı şöyle koyalım. Malum yaz sıcağında olduğumuz için vantilatörümü de çalıştırayım ben. Zorluk çekmeyeyim. Uzun araştırmalar sonucunda ben Drift versiyonunu tercih ettim. Neden Drift'i tercih ettim? Hemen aslında üst kısmını çıkarttığım zaman bunu göstereyim. Evet, şöyle gayet güzel DXRacer logolarıyla gelmiş ve cidden ağır. Gerçekten ağır. Bunu söyleyebilirim. Şimdi şu kısmı Drift versiyonunun, ki linkini de paylaşacağım, daha yumuşak. İnternette birçok gördüğüm kişi, özellikle Türkiye'de Formula versiyonunu almışlar ki Formula versiyonu yaklaşık olarak bir 300 lira daha ucuz. Fakat onun arka tarafı çok ince. Yani uzun süreli bilgisayar başında oturduğum zaman sırtıma artabileceğini düşündüm. O yüzden biraz daha fark ödeyerek bu modeli aldım. Ayrıca de bu modelin internette hiç tanıtım ve inceleme videosunun çekilmediğini gördüğüm için, Türkçe olarak tabii ki, yabancı videolar da var, çekilmediğini gördüğüm için hemen sizlerle paylaşmak istedim. Evet, şöyle dikkatlice bantlı olan yerleri kesiyorum. Evet. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir karbon desen var. Özellikle suni derisinin üzerinde. Şu kısmı gerçekten çok yumuşak. Gördüğünüz gibi elimle bastırdığım zaman zaten aşağı iniyor. Burada kırmızı detayları var. Kırmızı detaylar da düz değil. Yine burada böyle bir kabarcıklar var üstünde. Güzel bir çalışma yapılmış ve derisi gerçekten hoş hissettiriyor. Ki yani uzunca yıllar spor araba kullandım ben. Ve spor arabalarımda kullandığım spor arabalarımın birçoğunda koltuklar bu şekildeydi ve gerçekten hani arabanın direksiyonundayken çok güzel hissettiriyordu ki eminim bilgisayar başında da öyle bir hissi yaşatacağını düşünüyorum DXRacer'ın. Bu kafalık kısmını şöyle, daha doğrusu sırt kısmını şöyle bırakalım. Bakalım daha kutudan nelerimiz çıkıyor. Evet, açtıkça bir şeyler çıkıyor. Evet, burada şimdi ne var? Yıldız şeklinde olan DXRacer'ın özellikle belirttiği, yıldız şeklindeki tasarım diye belirttiği ayağı. Gayet güzel bir şekilde paketlenmiş. Buna ilerleyen süreçte ihtiyacımız olacak. Böyle koyalım, sonra açarız. Evet, koltuğumuzun oturma bölümü gerçekten bayağı bir ağır şu anda. Şöyle bırakalım. Biraz buraya yakın çekim alabilme şansım varsa ben şöyle arkadaşlara bunun da zeminini göstereyim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada da yine karbon tasarım kendini göstermeye devam ediyor. Bu şekilde yumuşak bir yapısı var. Çıkabiliyor mu bu, bakalım. Yok, hayır, sabitlenmiş. Şimdi DXRacer'ı araştırırken bir de şunu gördüm. Aslında yabancı bir videoda bunu fark ettim. Ki bunu fark etmeseydim bu modeli tercih etmeyebilirdim. King serisi aslında daha fazla ön planda olan bir seri. İşte Tekno Seyir'di galiba, hatırlamıyorum tam. Onlar bir inceleme yapmışlardı. King serisinin incelemesini yapmışlardı ama bahsetmedikleri bir nokta vardı. Aslında bu koltukların ebatları var. Yani ebatları derken beden seçenekleri var. Şimdi Formula serisi, Max serisi ve ayrıca de Drift serisi smaller diye geçiyor. Yani ben çok iri bir adam değilim. Benim için de bu tarz bir seri, yani smaller seriye ihtiyacım vardı. King serisi daha zaten beden size olarak large olarak geçiyor King. King daha iri yapılı arkadaşlar için olan bir seri. Yani burada kesinlikle ve kesinlikle sipariş ederken ürünün görselliğinden daha çok beden seçeneklerine mutlaka dikkat etmelisiniz. Yani aslında oradaki DXRacer'ın sitesine girdiğiniz zaman birçok ürün seçeneği var. Fakat ürün seçenekleri sadece model olarak farklı değil, beden olarak da birbirinden farklı arkadaşlar. Bu çok önemli. Beden olarak birbirinden farklı olması. Bu arada gerçekten de çok hoş bir hissiyatı var. Kol dayama yerlerinin. Kesinlikle böyle hani dandik bir plastik değil. Kesinlikle kaliteli. Açalım bakalım. Başka kutumuzdan neler çıkıyor? İnşallah alyan anahtarı çıkıyoruz. Evet, burada tahminimce amortisörünün ve koltuğu indirip kaldırma bölümünün olduğu parça çıkacak diye tahmin ediyorum. Şöyle açalım. Evet. Şimdi burada nelerimiz var bakalım. Bir adet kullanım kılavuzumuz var. Montajın nasıl yapılacağını anlatıyor. Ve en önemli parça alyan anahtarı içinden çıkıyor. Alyana ihtiyacınız yok. Yani montaj için ekstra bir parça kullanmanıza gerek yok. Bunlar videolardan gördüğüm kadarıyla ve resimlerden gördüğüm kadarıyla ayakların uç kısmına takılacak. Yani şu bölümlere uygulanacak. Bunu ayağın yanına koyalım. Bu iki plastik koltuğun üst başının şu yanlarına gelecek. Bunları da kullanacağız. DXRacer'ın özellikle kaliteli olarak belirttiği amortisörü, ki bizim için gerçekten önemli olan parçalardan biri. Evet, burada amortisörün etrafına gelen plastikleri amortisör parçalarının arasına koyalım. Şimdi lastikler. Evet. Şimdi ben ürünü evet lastikli olarak aldım, fakat biz sim yarışçılarının en büyük sorunlarından biri lastikler kilitli değil, gördüğünüz gibi. Ve bu sandalye, ben frene bastığım zaman G29 kullanıyorum. Frene bastığım zaman beni direkt arkaya doğru götürecektir. O yüzden bugün montajı bitirdikten sonra büyük ihtimalle bir yapı markete gidip buna uygun olan sabit ayaklardan alacağım. Yani direksiyonun dışında ufak bir... Yani direksiyonu rahat kullanabilmem için ufak bir masrafında olacak. Evet, bakalım buradan ne çıkıyor. Evet, koltuğumuzun yükseklik ve açı ayarını yapabileceğimiz mekanizma. Açı ayarı nedir? Ondan bahsedeyim. Koltuğun arkaya doğru bir salınım yapma özelliği var. Düşmüyorsun değil mi bu arada? Arkada bir şeylere çarptın ama çekim yaparken. Koltuğun arkaya doğru salınım yapma özelliği var. Yani şöyle mesela hani bir his olur bazen, kaza yaparsınız mesela ya of falan yaptığınız zaman koltuk arkaya doğru 12 derecelik bir açıyla geri gidebiliyor ve onu da ne kadar gelip gideceğini bu arkadaş sayesinde ayarlayabiliyoruz. Bunların montajını yapacağız daha. Evet, kutunun içinden başka neler çıkıyor bakalım. Son bir parçalarımız daha var. Aslında internette birçok kişinin özellikle bir iki Türk video var. Kendisi YouTube fenomeni olan arkadaşlar, ya doğrusu YouTuber olan arkadaşlar, hatta DXRacer onlara sponsor olarak Formula serisini göndermiş. Biz kendi paramızla aldık. Onlara da iyi günlerde kullanmalarını dileriz tabii ki. Açalım bu parçamızı. Bu arkadaşları biraz yanlış bağlıyorlar. Şimdi şöyle alalım. Bunun arkasında böyle bir montaj bölümü var. Bunun normalde bir de üst ve alttan şeritli olan versiyonları var. Üst ve alttan şeritli olan versiyonları çapraz bağlanmıyor. Bunun dikkatini çekmek isterim. Üst kısımdan, yani şurada gördüğünüz boşluklardan ipleri geçecek şekilde aşağıya kadar iniyor. Çünkü yüksekliğini, yani bunu aşağı yukarı rahat bir şekilde kaydırabilmeniz için. Evet, şimdi minderlere geçince şunu da belirtmek isterim. Biraz önce paylaştım, o çizgi şeklinde bağlamamız gerektiği kısmı. O tabii ki Formula serisi için geçerli. Drift serisinde bu biraz daha farklı. O bahsettiğimiz gibi şu kısım şöyle açılarak montajı yapılıyor. Onu zaten ürünü tamamladığımız zaman daha detaylı bir şekilde gösteririm. Boyun desteğinde ve bel desteğinde karbon görüntü kullanılmamış. Tamamen düz bir siyahtan oluşmuş. Kırmızı siyah çizgiler veya kırmızı siyah bölümlerimiz var. DXRacer yazısında burada bir eksiklik var bence. Normalde kırmızı, yani A harfi DXRacer'da genelde kırmızı olarak gösteriliyor. Burada normal beyaz bir tek renk kullanılmış. Dediğim gibi karbon görüntüsü yok. Gayet yumuşak ve yine o kaliteli suni deri izlenimi bunda da var, yastıklarda da mevcut. Boyun desteğimiz, ufak bir boyun desteği, yine kırmızı siyah seçtiğimiz modelin renkleri. DXRacer yazısı yine A harfi beyaz. Arkasında da montaj için böyle bir aparatı bulunuyor. Evet, şimdi ben montaj aşamasına geçeceğim. Montaj aşaması tabii uzun süreceği için videoda bunu devamlı göstermeyeceğim. Hani özel yerler olduğu zaman onları kısa kısa kesitler halinde sizinle paylaşacağım arkadaşlar. O zaman ben şimdi montaja geçiyorum. Evet arkadaşlar, sırt bölümün montajını neredeyse tamamladım. Çok zor bir montajı yok. Sadece biraz dikkat etmek gerekiyor. İşte bir sağ bir sol gibi. Bu arada kutudan vida çıkmıyor. Bilginiz olsun. Eğer ki hani ya bu kutuda sırt kısmının vidaları nerede derseniz, sırt kısmının üzerinde geliyor. Onları açıp o şekilde montaj etmeniz gerekiyor. Ben montajı yaparken şöyle yaptım. Şimdi şurada bir yedek elimiz var. Şöyle göstereyim. Hatta alayım içinden bir saniye. Alabilirsem. Şimdi şu kısmı koltuğun kendi iç kısmına koydum. Araya demir parçası geldi. Demir parçadan sonra bunu kullandım. Sonrasında da vidamızı yerleştirdim. Yani şu şekilde bir sıra oldu. Sadece arada burada montaj aparatımız var. Bu şekilde daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Diğer türlü çünkü koltuğun kendi derisinin üzerine çok fazla baskı binebilirdi. En azından o somun parçaya baskı binsin. Deriye bir baskı olmamış olsun. Şu tarafı da sıkılayalım. Yani kısaca montajı rahatlıkla yapabilirsiniz. Fakat benden size tavsiye, montajı iki kişi yapın. En azından siz o vidaları yerleştirirken bir kişi de sırt kısmını tutsun. Çünkü zor oluyor. Ağır. Gerçekten ürün ağır. Özellikle bundan dolayı zor oluyor. Evet, şöyle sıkılayalım iyice. Sonradan açılmasın. Evet, ürün çok şık gözüküyor. Kesinlikle yani şu an bakıyorum. Gayet şık bir görüntüsü var. Bir de DXRacer ayrıntıları zaten işte kırmızı yazısı falan. Gayet hoş. Evet. Sırt kısmımızın da montajını bitirdik. Biraz sıcak oldu sanki. Ben şöyle vantilatörün önüne mümkün olduğunca geçeyim. Şurada şöyle arka tarafı yatırabileceğimiz bir kolumuz var. Ben tabii şu an güç uygulayamadığım için şu tarafa yatıramıyorum. Şöyle yapalım bir. Öyle ittireyim kendim. Bu şekilde yatıyor. Evet, şimdi ayak kısmının montajına geçeceğim. Onun da görüntülerini birazdan size paylaşırım arkadaşlar. Evet, vidaların üstünden çıktığından bahsetmiştim zaten. Şimdi alt bölümün montajını yapacağım ama bir yandan da kolların ufak bir sıkılaştırılması daha gerekiyor. Onları sıkıyorum. Şöyle alt kısmını alabilir miyiz? Koltuğun. Derinin montajını gayet böyle sağlam çentiklerle yapmışlar. Şöyle, şöyle şuralar. Sert bayağı bunların çentikleri. Vidalar demiştim ya üstünden çıkıyor diye. Şöyle göstereceğim zaten. Şunları bir sıkılaştırayım. Şimdi bunun montajını yapacağız. Şimdi bunun montajında gördüğünüz gibi vidalar burada. Yani direkt monte bir şekilde zaten gelmiş. Açalım. Birinci vidamız. Şöyle. İkinci vidamız. Üçüncü vidamız ve dördüncü vidamız şeklinde. Bunu montaj ederken zaten ön arka diye aslında üstünde bir yazı varmış. Çok fazla kitapçığa bakmaya da gerek yok aslında. Çünkü zaten ürünün üstündeki parçalarda neyin nereye geleceğine dair bilgiler genelde var. Evet, hemen şöyle göstereyim. Cihazımız nasıl? Zoom yapabilir mi ya da gösterebilir mi? Ama şurada zaten front diye ibaresi var. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Şu kısım, yani şu bölümün olduğu kısım kolların bağlı olduğu bölüme doğru gelecek. Yani şu şekilde bir bağlantı yapılması gerekiyor. Benim tabii şu an bu bağlantıyı yaparken kameramanıma ihtiyacım olduğu için bağlantıyı yaptıktan sonra videonun ilerleyen bölümlerinde diğer parçaları göstereceğiz arkadaşlar. Evet, alt kısmında montajını yaptıktan sonra ayak bölümüne geldim. Bu arada ayak duyduğunuz gibi arkadaşlar metal. Yani ben plastik bekliyordum ayağın açıkçası. Metal bir ayak çıktı. Şimdi bu amortisörün montajı nasıl olacak? Kafaları kurcalayan yegane soru bence. Bununla ilgili hiçbir şey yok çünkü. Gerçekten hiçbir Görüntü yok. Bu sanırım üstü. Evet, üstü. Yani şöyle bu şekilde oturuyor. Evet, buradan çıkan sonuç şu. Bunun öncelikle lastiklerin montajını yapmak gerekiyor. Çünkü şöyle, bu mekanizma herhangi bir tutan parçası yok. Direkt oraya saplanıyor. Lastik montajını yapmazsanız da maalesef ki montaj tamamlanmamış oluyor. Lastiklerimizi çıkaralım. Evet, lastiklerimizin bu şekilde montajı gerçekleşecek. Şimdi ben tabii ki lastiklerin montajını şu anda yapmak istemiyorum. Çünkü ben lastik kullanmak istemiyorum. Sabit ayak kullanacağım. O yüzden bu süre zarfında bir yapı markete gidip kendime 4 tane ayak almam gerekecek. Montajın kalan bölümüne ondan sonra devam edebileceğim. Evet, sabit ayak almak için şu an yollara düşmüş bulunuyoruz. Kameramanım kendisi. Bauhaus'a gitmeye karar verdik. En yakın şu anda Bauhaus'tu. Şu an evden çıktık ve oraya doğru ilerliyoruz. Evet, şu an Kozyatağı Carrefour'a gitmek için 129 TL'ye bineceğiz. Birazdan kalkacak, bekliyoruz. 2-3 dakikası falan var büyük ihtimalle. Evet, koltuk hakkında ne düşünüyorsun? Muhteşem. Harika. Çok kıskandım, ben de kendimi istiyorum. Hamile olsun ama. Neyse, buradan bari Adora Mobilya'ya bir gönderide bulunalım ama biz bir tane aldık. Bunun açılış videosunu da çekiyoruz. Artık çok bilmiyorum. Çok güzel bir video çekiyoruz. Kesinlikle ürünü iyi tanıtıyoruz. Artık sponsor olabileceklerini düşünüyorum bize. En azından bir tane daha belki gönderebilirler. Değil mi? Şu pembeli falan bir model varsa özellikle senin için. Bana özel üretim yaparlarsa çok sevinirim. Onların milyonlarca kutu açılış videosu çekeriz. Evet, şu anda çok kısa sürede 129T sayesinde Kozyatağı Carrefour'un oraya gelmiş görünüyoruz. Bauhaus'a geçeceğiz. Yaya geçit nerede acaba? Ona bakalım. Şuradan geçeceğiz herhalde. Evet, şu anda Bauhaus'a girmek üzereyiz. Pek ümitli değilim açıkçası. İstediğim gibi bir ayak bulabileceğimden, ama bakalım kısmet. Çünkü yükseklik konusunda şüphelerim var. Amortisör montajı, yani amortisörü sabit bir montajı yok. Oraya geçirilmesi gerekiyor. O açıkçası biraz canımı sıktı, çünkü hani sandalyeye kaldırıp farklı bir yere taşımak istediğim zaman alt kısmı çıkabilir. Yani bu hoş değil açıkçası. Ürünün bence eksik yanlarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim bunu. En azından amortisörün de diğer parçalar gibi bir vidayla sabitlenebilir olması daha güzel olacaktı diye düşünüyorum. Evet, şimdi Bauhaus'a doğru gidiyoruz. Evet, uzun kontrollerden sonra sabit ayak işi maalesef ki yalan oldu. Sabit ayak, yani sandalyenin yapısına uygun olan sabit bir ayak bulamadım. Tekerlekler, ya kilitli olan tekerlekler genelde vidalı, ama sandalyenin kendi yapısı vidalı değil. Son bir çözüm, ayarlı halatlar var. Direksiyon standıma bağlayabileceğim şekilde bir çözüm bulmaya çalışacağım. Bakalım, ondan sonra eğer ki onu da bulamazsam eve dönüp montaja devam edeceğiz. Evet, Bauhaus'ta maalesef istediğimizi bulamadık. Kemer gibi bir sistem aslında yapmaya çalışıyorduk. Fakat onda da stoklarda ürün kalmamış. Yani kemer kilidi gibi bir şey arıyordum. Ayarlı yapabileceğim bir şey istiyorum. Çünkü hani misafir geldiği zaman en azından sandalyeyi öne ya da geri alabilsin. Arkadaşlarım geldiği zaman. Bakalım, şimdilik eve gidince normal tekerleklerle montajı yapacağım. Eski usul yine sandalyem kaymasın diye arkasına bir şeyler sıkıştırarak bir süre daha kullanmaya devam edeceğim. Sonrasında ise kemer kilidi aldıktan sonra bir de ufak bir kemer kumaşıyla beraber kendim ayarlı custom bir sistem yapmayı düşünüyorum. Evet, şimdi eve doğru tekrar yola çıktık. Evet, yaklaşık 1 saat süren Bauhaus maceramızdan sonra geçmeli olduğu için tekerleklerimiz maalesef ki istediğim gibi bir malzeme bulamadım. Farklı bir yöntem uygulayacağım. Yani önümdeki direksiyon standına bir ayarlı bir halat gibi, kemer gibi bir şey kullanacağım. Çünkü mutlaka kayacak eminim. Çünkü kendi hani şu sandalyemde kayıyor ki onun tekerlekleri çok çok daha kötü. Buna rağmen maalesef ki geriye doğru frenajlarda kayıyor. Evet, şu an tekerleklerin ben montajını yapıyorum. Gayet kolay. Hani biraz bastırmak gerekiyor üstüne sadece. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz güç uyguladığınız zaman hemen zaten alta doğru iniyor. Son bir tekerimiz kaldı. Evet. Kırmızı parçalar çıkmıştı, hatırlatırım. Onları ben biraz önce beklerken taktım. Kırmızı parçalar da buraya 5 adet geliyor. Aslında Bauhaus'un bahçesinde bahsettiğim konu şuydu. Şimdi bu amortisör. Gördüğünüz gibi amortisörün hiçbir montaj yeri yok. Yani ben bu amortisörü vereceğim, buraya bırakacağım. Bu kadar. Bu yani. Bilmiyorum, bana açıkçası çok bir güven vermedi böyle olması. Bunlar büyük ihtimalle böyledir. Çıkmaması için şöyle... Buradan da böyle. Evet. Açıkçası sandalyemizin, koltuğumuzun hatta diyelim, artık bu bir sandalye değil bence, bir koltuk tamamen. Montajını tamamladık sayılır. Şimdi bir de alt kısmını bir oturtalım bakalım. Evet, bunu tabii bu şekilde. Tek kişi biraz zor olacak. O yüzden ben kameramanından yardım isteyeceğim bu konuda. Evet, tek başıma koyamadığım için yani o alt kısmının üstüne yardım aldım kameramanımdan. Çünkü tek kişi gerçekten yapmak zor. Dezavantajı kesinlikle var bu amortisörün sabit olmaması muhabbetini. Şimdi ben bu koltuğu kaldırmak istediğim anda alt kısım yerde kalıyor. Ve koltuğun üst kısmını alıyorsunuz. Yani her seferinde tekrardan onu oraya oturtmak için yardım istemeniz gerekecek. Ben oturdum biraz önce. Gerçekten his güzel. Şöyle. Şu anda şey kapalı. Yani açı muhabbeti kapalı. Şu kolda 2 tane ayar var. Yükseklik ayarı birincisi. O klasik zaten bütün sandalyelerde var. Sağa doğru çektiğim zaman kolu açı kilidi açılıyor ve gördüğünüz gibi istediğim gibi şöyle şu an hareket ettirebiliyorum ve geri eski konumuna geliyor. Kilidi kapattığımda ise sadece şöyle küçük bir açıya sahip oluyor. Geriye atmıyor. Şöyle göstereyim. Sağ tarafında şu kolla gayet böyle şu derece. Hani dinlenmek için böyle yatabileceğiniz bir açıya sahip oluyorsunuz. Bilgisayarın başına kalkmadan 1-2 dakika dinlenmek istiyorsanız bence gayet ideal. Kolu bu arada tam çekin. Hani yarım çektiğiniz zaman genelde böyle küt küt diye ses yapabiliyor. Tam çekerek hareket ettirirseniz herhangi bir sese maruz kalmadan rahatlıkla ayar yapabiliyorsunuz. Şuralarda zaten kolçakların yükseklik ayarı. Bunu tabii bilgisayar başına geçtiğinizde klavyeye erişebileceğiniz mesafe kadar ayarlayabilirsiniz. Şöyle beden yapısından bahsetmiştim koltuğun. Şimdi ben bu koltuğa oturduğum zaman bu koltuk beni tam sarıyor. Yani aslında small size olarak seçmemin sebebi buydu. Mesela ben buna oturduğum zaman işte dizlerimi bu yanlar, şu bel kısmımı, bel tutma yerleri ve omuz kısmımı da buralar tam olarak alıyor. Yani açıkçası benim gibi, ben 1.72 boyundayım ve şu anda 69 kiloyum. benim gibi biriyseniz eğer bu sandalye kesinlikle tercih edebileceğiniz bir sandalye, koltuk hatta diyelim, hep sandalye, bilgisayar sandalyesi olarak dilimize dolandığı için eski sandalyelerimiz, bilgisayar koltuğumuz. Dediğim gibi bu small size drift modeli. Şimdi bel desteğiyle boyun desteğini takmak istiyorum. Şimdi boyun desteği için şöyle zaten şu klipsi var. Bunu gayet şuradan şöyle geçirmek şartıyla arka tarafa, biraz tabi uzanması zor oluyor arkaya. Şöyle arkaya geçiriyoruz. Zaten direkt oturuyor. Arkasını da göstereyim nasıl bir görüntü oluşturduğunu. Şu şekilde. Şu şekilde arkasında boyun desteğimizi tutuyor. Peki şimdi Formula serisine göre farklı bir bel desteği olduğunu söylemiştim. Şimdi bunun montajını nasıl yapacağız? Şimdi bunun montajında şöyle bir durum söz konusu. Bakın burası gördüğünüz gibi dışarı doğru esniyor. Bu esnemesinden yola çıkarak bunu şöyle yapalım. Ters oldu. Şöyle yapacağız. Bunu buradan geçiriyoruz. Evet, biraz zor bir işlem açıkçası. Diğer tarafa bunu eriştirmek. Bunu tabii bir kere yapacaksınız. O yüzden bir kere yaptıktan sonra bir daha sorun teşkil edeceğini zannetmiyorum. Evet, ben katlandığı için maalesef geçiremedim. Evet, bu kısım gerçekten montajından daha zor olduğunu söyleyebilirim size. Evet, benim elim kalın olduğu için ben yine kameramanımdan destek isteyeceğim burada, yayın keserse sevinirim. Evet, biraz yardımla bel desteğimizin de bağlanması sağladık. Şimdi dediğim gibi bel desteği bu bölümün arkasından bağlandığı için şu şekilde yukarı aşağı rahatlıkla alabiliyorsunuz. Yani ki nasıl rahat edeceksiniz oturduğunuzda alabilirsiniz. Bakalım bir nasıl olacak, oturalım. Evet, biraz daha yukarı almam gerekiyor benim. Evet, şu an şöyle söyleyeyim, bel boşluğumu tamamen doldurmuş durumda. Yani kaykılarak bile otursam şu an kesinlikle hem, yani şöyle göstereyim, 1.72 boyunda olduğumu söylemiştim. Benim tam boyuma uygun bir şekilde geldi. Mesela şurası tam bir şekilde ense kısmımı dolduruyor. Yani tam bir boyun desteği sağlıyor aslında. Bel kısmı da şu anda şu bölümde tam, bakın şurada duruyor. Şu bölümden tam olarak bel boşluğumu doldurmuş durumda. Yani ben şu şekilde, ki direksiyonun mesafesi şöyle olduğunu düşünürsek, bunları da böyle alarak aslında çok uzun süre kollarım bile yorulmadan yarışabiliyor olacağım. Ki bizim gibi Sim Racers, yani sim simülasyonlarıyla, yarışlarla, direksiyonla devamlı oynayan kişiler için bu tarz bir koltuk kesinlikle ve kesinlikle şart açıkçası. Şimdi internetteki bir açıklamada, yabancı bir sitenin açıklamasında ilk başta oturduğunuz zaman bir rahatsızlık hissedebilirsiniz. Ama aradan böyle bir 20-25 dakika geçtikten sonra durumun farkına varırsınız diyordu. Ben tabii ki şu anda ilk oturduğumda evet, diğer sandalyeme göre çok çok farklı. Yani verdiği his, işte arkadan beni, belime destek olması, yanlardan kavraması, bacaklarım aynı şekilde burada tutuyor olması his olarak gerçekten farklı. Ama ben şu anda bir rahatsızlık hissediyor muyum? Hani kesinlikle ve kesinlikle bir rahatsızlık hissetmiyorum. Onu söyleyebilirim. Yani gayet rahat. Ki tahminimce üzerinde böyle belki 1 saat, 1,5 saat yarıştıktan sonra da yorulmadan kalkabileceğimi düşünüyorum başından. Böyle ben aldığım linki sizinle paylaşacağım. Zaten Adore'nin sitesine girdiğiniz zaman direkt DXRacer oyuncu koltukları diye çıkıyor. Oradaki bilgilere zaten ulaşabilirsiniz. Ben ürünün direkt, yani bu ürünün direkt linkini de sizinle paylaşacağım. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa videomuzun yorum bölümünden istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben devamlı başındayım zaten kanalın ve size anlık olarak cevap verilmesini sağlarım. Videomuzu izledikten sonra da lütfen aşağıdan abone ol butonuna basmayı unutmayalım. Ne kadar çok abonemiz olursa sizlerle daha fazla ürünleri paylaşabiliyor olacağız çünkü. Şimdi videomuzu izlemişken bir de Sim Racers Türkiye'den ufak bir bilgi de paylaşayım. 20 Eylül'de Nivi ligimiz başlıyor arkadaşlar. Mazda MX-5 Cup araçlarıyla gerçekleşecek. İlk yarışımız 20 Eylül'de. Şu an gerçekten pistte 500 tur atıp antrenman yapmış olan arkadaşlarımız var. 19 kişilik bir katılımcı listemiz var şu anda. Zaten A grubu için 20 kişilik bir katılımcı kadromuz vardı. Yani bir kişi daha eksimiz var A grubu için. Ama 20 kişi doldu diye, yani 20 kişi doldu diye üzülmeyin. Nivi liglerimiz devamlı devam edecek. A grubu, B grubu, C grubu olarak, yani katılımcı sayısı ne kadar artarsa biz o kadar grup açacağız yine. Sadece ve sadece 20 kişiyle sınırlı olmasının nedeni şu kayıtların. Pistin desteklemesi bu. Yani pistler zaten 22 kişiyi destekliyor en fazla. Biz 2 kişi canlı yayın yapacağız. 2 kişi canlı yayın yapacağımız için 2 tane slotu biz doldurmuş oluyoruz. Geri kalan 20 kişilik slota da siz, yarışçı arkadaşlarımız katılmış oluyorlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizler için yararlı bir bilgi paylaşabilmişimdir DXRacer ürünleri hakkında. Ben ürünü kesinlikle kaliteli buldum ve alacak arkadaşlara da özellikle Drift serisini kesinlikle tavsiye ediyorum. Sağlıcakla kalın.